Herkese günaydın. Bugün yeni C3'ün lansmanına gidiyoruz. Havaalanındayız. Zaten havaalanına da koymuşlar bir tane. Sinop'a uçacağız. Sinop'ta güzel yollarda kullanacağımızı tahmin ediyorum. Güzel bir gün geçecek. Bakalım nasıl tanımış görmüş olacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, şimdi de tarihi Sinop cezaevine geldik arkadaşlar. Allah düşürmesin. Koltuk kurallarını atıyorsun. Mesela ikimiz yürüyoruz şöyle mesela. Ben yürüyorum tabii, yürüyorum burada değil mi? Önümüzü kimse kesemez önümüzü değil mi? Dönerken nasıl dönmemiz lazım geriye? Deniz var mı dönerken? Nasıl döneceğiz? Sağından döneceğiz. Yani böyle böyle dönsek suç ay, oluyor. Ters tarafa dönüyor. Ben bunu saygısızlık yapıyorum bir de arkamı bıçaklattırabilirim. Ha. Ne yapacağım? Yüzle döndüğümüzde hem saygım var hem de kendimi koruyorum. İki türlü faydası var. Bugün Tolga ile birlikteyiz. C3'ün içinde. Tolga Tapgir ekibinden. 1,5 ay kadar. Yeni C3'ün içindeyiz. İç mekandan başlıyoruz her zamanki gibi. Ben yeni iç mekana bayıldım. Çok özgün. Böyle çok güzel içeride kırmızı çizgisi detayı var. Burası sert plastik yani bütün ulaşabildiğiniz yerler sert plastik ama belli bir dokusu var. Yani B segment bir otomobildesiniz sonuçta. Rahatsız etmiyor kesinlikle ve güzel bir dokusu var, kullanışlı. Ama havalandırmaların krom çerçeveleri, ondan sonra o kırmızı detay. Bu C3'ün shine donanımı. Yani her şey var, öyle söyleyelim. Bu kırmızı detay da zaten gövde renginde olan bir detay aslında. Evet, tavan da kırmızı, otomobil beyaz, tavanı kırmızı. Aynaları çok hoş. Kırmızı, ekstra da bunda. Aa, güzel olmuş ya bence iç detayı sence. İç detay ben bayıldım. Ekranla birlikte işte bir kol dayama olsun isterdim. Hani bu donanımda kol dayama eksikliği var. Hissediliyor biraz. Kadranlar çok güzel, havalandırmalar çok güzel. Buradaki tuşların hissi gayet hoş. Burada bir göz var. Telefonunuzu koyabiliyorsunuz ama fazla da tabii böyle sert frende ya da gazda bir şey düşebilir. Büyük kapı içleri var. Büyük sular girebilir. O da güzel bir detay olmuş. Deri kaplı bir direksiyonu var. Koronan kornası. Cruise kontrolü var. Donanım olarak C3 bayağı iddialı geliyor arkadaşlar. Evet. Cruise kontrolünden işte şeritten çıkarsın uyarı sistemi ama en önemli özelliklerinden biri connected cam. Yani aracınızda arkadaşlar bir kamera var. Şöyle göstereyim. Şöyle basılı tuttuğunuzda 1,5 dakikalık videolar çekiyor. Yine basılı tek bastığınızda da fotoğraf çekiyor. Fotoğraf çekiyor. Süper bir özellik. Güvenlik açısından da çok iyi. Bir kaza durumunda aslında arabayı çalıştırdığınız zaman sürekli devreye giriyor. Eğer ki kaza yaparsanız bir şey olursa 10 saniye öncesi ve 10 saniye sonrası olayın hemen kayıt altına alınıyor. Ben hatta bir yerde biraz gazladım. ESP devreye girdi. Orada telefon bağlı şu an. Telefona şey diye gitmiş. Kaza algılandı diye gitmiş. Aslında çok güzel bir güvenlik sistemi. Bu arada çözünürlüğü de gayet iyi. Zaten göstereceğiz ara görüntülerde. Lansmanda bize 2 megapiksel dediler ama yani gerçek 2 ama gerçek 2 megapiksel hakkını hani veriyor. Şey değil, öyle lafta olan bir çözünürlük değil. Değil. Tam böyle dolu dolu size görüntüyü net bir şekilde çekiyor. Aynen öyle. İç mekan dediğim gibi çok özgün. Torpidosu falan çok geniş. Torpidoya bayağı bavul gibi bir torpidosu var. Ya biz bir tane aynasız fotoğraf makinesi koyduk. Burada kocaman daha bir dünya yeri kalıyor bunun. Aynen öyle. Orta ekranın dokunmatiği güzel. Diğer Citroen modellerinde alışık olduğumuz bir ekran var. İşte park yardımı, start stop ayarı gibi işte klimayı ayarlayabiliyorsunuz. Güzel. Kliması güzel çalışıyor bu arada. Buradan müzik multimedyaya ulaşabiliyorsunuz. Telefon bağlayabiliyorsunuz. Hatta şöyle şu an bağlı halini gösterelim. Müzik sistemine bakalım, müziklere bakalım. Ses sistemi olarak da duyduğunuz gibi
beklediğimden iyi çıktı ses sistemi. Vallahi ben beğendim ya. Sonuna kadar açtım ve çok çok bozulmadı. Bir baslar biraz bozuldu. O da gayet doğal yani. Tabii biz telefondan dinledik. Tabii, radyodan fark ediyor tabii. Ama biz genelde bağlıyoruz zaten USB falan. Bu arada Sinop harika bir yer. Deniz manzarası işte falan muhteşem. Cennet yani. Yeşillik alanları. Aynen doğru. Öyle. Koltuklardan bahsetmek istiyorum. C4 Kaktüs'ten tanıdığımız koltuklar. Çok rahat. Konforlu yani böyle koltukları. İnanılmaz konforlu bir koltuğu var. Oturuyorsun. Kol dayama ama eksik. Kol dayama kesin olmalıydı. Kapı içleri mesela bu air bump gibi bir doku var burada. Onlar çok güzel. İç mekanda arka diz mesafesi arkadaşlar. Yeterli diyebiliriz. Yeterli. Şu an benim oturduğum konumda arka diz mesafesi de yeterli. Arkadaşlar bagaj açma 300 litre. Yani sınıf standartlarında üzmez sizi. Ama iç mekandaki şu kırmızı detaya farklı farklı renkler de alabiliyorsunuz. Tabii. Hemen burada dikiş, kırmızı dikişli deri bir kaplama var. O çok hoş. Bir sunroof'ta olsa üf, o süper olurdu. Süper olurdu. Yani otomobilde özgünlük var. Hiçbir yerde böyle burada çok ucuza kaçmışlar. Yani B sınıfını düşünürsek demiyorsunuz. Orta ekrandan söz etmek istiyorum. Çok güzel, özgün bir kadran var diyebilirim burada. Ben içini çok sevdim. Yani şu kapıları çekme detayı, ya kapı açma detayı. Ya. Güzel, beğendiğimi. Mesela C4'ün koltuklarını beğenmiştim. Burada da koltukları çok beğendim. Koltukların ayrıca deseni de çok hoş. Belki en merak ettiğiniz konulardan biri konfor. C300 için özellikle. Çünkü B segmenti bir otomobil. Daha şehir içinde kullanılacak. Konfor odaklı bir otomobil olmasını istiyorsunuz. Genelde hep ben şikayet etmişim de eskiden. C3 olsun, DS3 olsun arka torsiyon olduğundan dolayı aşırı sertti. Ve çok rahatsızdı. Bu C3'te de torsiyon var. Ama bu bir tık hatta 2-3 tık daha iyileştirilmiş. Şu an bozuk yollarda ilerliyoruz. Böyle bam bum vurmadı. Ha çok engebeli Arnavut kaldırım gibi yerlerde amortisörün o kompansa edemeyeceği yerlerde gene sert torsiyondan dolayı. Ama kesinlikle eskisine göre çok iyileştirme var olduğunu söyleyebilirim. Var yani. Olduğunu söylemiyorum, var. Öyle diyeyim. Yaklaşık 100 km ile giderken rüzgar sesi gelmeye başlıyor. Evet. Buradan yani köşelerden duyuyorsunuz. Oldukça büyük, güzel yan aynaları var. Görüşü çok iyi ama gene rüzgar sesi açısından bunlar biraz sıkıntı olabiliyor, dezavantaj olabiliyor. Pedallar biraz dik ilk oturduğunda. Biraz geri yapman gerekiyor. Biraz ağır vasıta kullanıyormuşsun gibi oluyor orada. Hani şey, onların biraz daha diktir ya, evet. Sürüş pozisyonu. Evet. Yani böyle ayağın biraz şey oldu. Onun için tam ideali ayarlamak lazım. Sürüş pozisyonu yüksek tabii. Şu an en alçaktayız. Biraz yüksek ama zaten bu C3 olduğu için. Evet, çok da fazla bir şey değil aslında. Bir de, eksi bir taraf değil. Değil. Aynen öyle. 1.6 dizel. 99 beygir. 100 beygir diyelim. Değil. Bir tane benden olsun. 100 beygir. 254 Nm torklu bir motoru. Manuel vites zaten. Oldukça hevesli. Hiç arabayı ilerlemede, yokuş çıkmada falan hiçbir sıkıntısı yok. Bu otomobil için yeterli. Bildiğiniz gibi Euro 6 motor var bunlarda. 17 litrelik bir AdBlue deposu var. AdBlue nedir? Bu biliyorsunuz Euro 6 normlarına göre emisyonlar iyice düşüyor. Dizeller için de düşmesi gerekiyor. Bunu düşürmek için katalitik konvertöre püskürtülen AdBlue denilen bir sıvı var. AdBlue o. Benzincilerde falan sıklıkla görürsünüz artık. Özellikle şehir dışı yolculuklarında falan çıkıyorsanız, evet, oralarda kesin. Onları zaten ağır vasıtalar için de yapıyorlar. Çünkü ağır vasıtalar uzun yıllardır kullanıyor. 4000'lere kadar çekiyor. 0-100'e 11.9. Maksimumda 185 km hız yapabiliyor. Maksimumda 185 yapabiliyor. Tüketim olarak şöyle söyleyeyim. Biz bir 100 km kadar kullandık. Genelde sakin kullandık. Biraz çekim yaptık. 5.3'tü. Fabrika verisi 4.4. Uzun yolda rahatlıkla 4.9 falan yapılır. Yani biraz zaten tüketim manyakları belki yapar, evet. Var öyle şeyler, hani 5. vites 1500'de bir, 2000'de bir gidersen, hani 100 km sabitlersen daha da düşürebilirsin. Aynen öyle. Şanzıman 5 ileri manuel. Şimdi diyeceksiniz ya nasıl 6 ileri olmaz, ama güzel ayarlanmış oranları var. 2000'de bir de 5. viteste 110 yapıyor arkadaşlar. Güzel, kemikli.
kemikli derken yerleri belli, vites topuzu güzel, dizaynı çok güzel. İlerleyen dönemlerde EAT 6 tam otomatik şanzımanda geleceğini söylediler. 205 55 16 jant ve lastik kombinasyonu var. ESP tamamen kapatılamıyor. Diğer PSA grubunda olduğu gibi kapatılsa bile 50 üzerine tekrar giriyor. Kafası gayet dirayetli. Yani çok zorlasanız bile çizgisinden çok ayrıldığını söyleyemem. Limitleri yani beklediğimden daha yüksek çıktı aslında. Buradan da başlayalım. Performansı bence oldukça iyi. Evet, 100 hemen dörtlülerini yaktı. Tolga'nın gözlüğü de düştü. Bu arada arkadaşlar, connected cam'i bağladığınız zaman direkt telefona iniyor ve izleyebiliyorsunuz. Mesela bu en son görüntü arkadaşlar. Hem hızınızı hem navigasyondan yerinizi GPS olarak. Tarih, konum ve hepsini gösteriyor. Yerini gösteriyor. Ondan sonra burada fotoğraflar, videolar diye hepsini görebiliyorsunuz. Ve oldukça net. Yani montaja da büyük ihtimalle kullanacağız bir tane. Direksiyonu oldukça hafif arkadaşlar. Şehir içinde çok rahat ediyorsunuz. Gazladığınız zaman, performansı kullandığınız zaman pek bir geri bildirim yok. Yani ama zaten bu B segmenti bir otomobil. Gerçi Fiesta bu işi iyi yapıyor o konuda. Gazladığınız zaman da mesela Fiesta'nın direksiyon tepkisi iyidir. Hani burada pek bir his yaşayamıyorsunuz. Bir tepki, bir geri dönüş alamıyorsunuz. Ama konfor açısından ben yeni C3'ü gerçekten eskiye oranla konforu ciddi arttırılmış. Gidin test edin. Zaten çok şeker duruyor. Dıştan air bumpları, işte rengi, iç kısmı, içindeki bu kırmızı dikiş. Zaten siyah üzerine kırmızı dikiş muhteşem. Bayıldım. Bu testlik bu kadar arkadaşlar. Diğer testlerde görüşmek üzere. Sinop'tayız. İnşallah hızlı hızlı size aktarabilmişimdir yeni C3'ü. Görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğene tıklayın. Açılıp durma ama sürekli açılıp durma.